Bu nasıl bir şeydir dedim o gün ya. Nasıl bir iletişimdir yani? Siz daha maçı kaybetmişsiniz. Kötü futbol var. Televizyonlardaki, ekrandaki Erman Hoca, işte diğer yorumcular vesaire gibi yorumlarda konuşulanları hocaya yetiştirmişler. Buraya yetiştirmişler. Çıktı geldi. Hamit Altıntop'un gelip masaya tık 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 vurduğu maçı hatırlayalım. Yani oradan, o yüzden Kuntz'un bu kadar kredisinin olması beni açıkçası şaşırtıyor yani. Peki şimdi milli takımı zaten uzun uzun konuşmuştuk. Siz Oraya de arada fikrinizi geldi yani. söylediniz. Yoksa Yani program transfer raporu ama bakarsınız milli takımla da ilgili sıcak bir gelişme olur. Yani bu o akşam da çok konuşuluyor. Bakarsınız bugün olur, bakarsınız yarın olur, bakarsınız 12 Ekim'e kadar. 2-3 tane Hadi Hırvatistan maçına kadar olmaz. iddialar var. Var Bugün iddialar. özellikle biraz daha sıcaklaştı. İkiye düştü isimler değil mi? Evet, Genelde iki isim üzerinde gidiyor. ben de öyle duydum ama neyse ya. Sosyal medyası güçlü olan, kendinin arkasında adı olan. Bazen bir bakıyorsun ki Peki. acayip şekilleştiriyorlar. Ya Hayırlısı neyse olsun gelenler de milli takım olabilir, için. gidenler de olabilir. Elde kalanlar da olabilir. Bu programın adı bu. Hala takımlarda Tabii gönderilmek ki. istenenler, Tabii. elde olanlar var. Bak mesela Luyendama Dama gibi, Dubois gibi. 2,5 milyon euro bonservis ücreti ödenip Ha. yılda 1 milyon 800 bin euro verdin. Dubois şu anda boşta. Şimdi şu da var yani Fenerbahçe'de işte az önce Yunus Emre bahsetti. Trabzonspor'da Galatasaray'da bir şu kontenjan boşaltma olayı da onu da bir konuşmak lazım. Daha Dubois'un durumu netleşmedi değil mi? Netleşmeyecek bir şey yok. Bu adama eğer şu anda herhangi bir teklif gelmezse Galatasaray 1 milyon 800 bin ödeyip lisansını askıya alıp devam edecek. Dubois kariyerinde bir oyuncu için Luyendama de var. tabii. Luyendama da aynı. Hadi o neyse yani Maliyet zaten faydalanamazsınız da. ama şey var. Maliyet var, para var. Yani Kaç sonuçta alıyor düğünde ama? Hatırlıyor musun 1 abi? milyon küsur alıyordu. Sonra geçen sene kiralık gitti, yarısı ödendi vesaire. Yani böyle bir ama Dubois'unki çok iyi para. 1 milyon 800 bin euro. Evet. Yani dediği gibi Dubai gibi bir oyuncuyu şu anda kontenjan dışında kalması ve bir araya verememesi. Son gün olur mu dersen bilmiyorum yani Kayseri vesaire takımlara böyle tahtası açılması bekleyen Kayseri gibi Ha son tabii anda bir şey daha olsa. Yarın o konuda da bir hareketlik var. Kayserispor'da Kayseri da Spor tahtayı açarsa kırmızılar arka arkaya gelir çünkü onları ama şöyle bir şey var. kıpkırmızı bir ekran Ya olabilir. kırmızı ekran da fırsat Evet transferleri de Kayseri bitti. doğru. Şu Thiago için net Ha, bir var mı ifade bir şey? kullanabilirim. Tamam. Çok da şey yapmayalım. Fenerbahçe'nin Thiago ile ilgisi yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin Yani 6 numara Thiago Alcantara ile konusunda ilgisi yok. anlatacaklarımız Yazalım mı var. bunu net bir şekilde? Evet. Yazalım ekrana değil mi? Peki. Yazabiliriz. Net Editörümüz bir Ercan şekilde Şimşek şu anda öğrendik. onu yazıyor. Trabzonspor'la ilgili bağlantıyı zaten söyledi Yunus Emre abi. Muhtemelen onunla ilgili burada. Fenerbahçe'nin Thiago ile net bir şekilde ilgisi yok. Onu net söyleyelim. 6 numara konusunda konu geldi mi anlatırız herhalde Evet. ikinci Demin dilimde. Thiago bu sezon eğer gelirse bu transfer döneminde gelmiş en kariyerli 3 oyuncudan biri diyebilir miyiz? Tabii. Üçten biri olur da bir olmaz. Bir kim? Bu transfer döneminde gelen en iyi oyuncu, en kariyerli oyuncu kim? Ceko olabilir. Düşünüyorsunuz Bu hep. Ceko mu? Ceko Evet. kariyerli. Bu Thiago Ceko kariyer Beşiktaş olarak transferi kapattık falan dedi ama fırsat olabilir mi? Icardi Ceko. Ha. Efendim kim? Beşiktaş'ta hiç Beşiktaş adı başka bir şey geçmedi. düşünüyordum abi. Ya, o bazen oluyor. Geçen Bir gün de dakika. bana birisi soruyor ne oldu dedi. Ezgi ben dedim ya bu arada. Thiago için. Ceko Beşiktaş mı? Beşiktaş Yok. fırsat Ama transferi dolu olsa falan. orası ya. Ha, Beşiktaş'ın şu an 14 tane yabancı oyuncusu belli. Zaten hali hazırdaki mevcut kadroda bir oyuncunun lisansını askıya alma gibi bir durum da olamaz. Öyle bir isim de zaten yani teknik heyetin de öyle bir düşüncesi yok. Tüm oyunculardan yani Muleka dahil çok konuşulduğu için söylüyorum Muleka ismini. Şenol Güneş'in en memnun olduğu isimlerden birisi de Jackson Muleka. Yani Beşiktaş'ın yabancı transferi yapma ihtimali bu dakikadan sonra çok zor. Yerli ihtimali fırsat olarak doğarsa eğer bir ayrılık ihtimalinde yerli transferi olabilir ama yabancı oyuncu transferi şu an şu dakika itibariyle yok. Bu Öyle bir gündem akşam yok. bak bu Şimdi akşam aklıma ne belli geldi? olmazsa bu akşam eğer belli olmazsa netleşmezse Ahmet senin de ben de aynı fikirde. Yarına kalan transfer olmaz. Çünkü bu akşamdan bir takım şeylerin yapılması lazım. Yani düşük ihtimal olur. Olmaz Olmaz demeyelim. demiyorum. Çok Evet. düşük ihtimal olur. Yani zor Çünkü çünkü. Galatasaray'ın son gün yaptığı transferler bir gün önceden akşamdan belli Tabii yani yazışmalar en azından vesaire. belli bir noktaya gelmiş. Gündüzden de federasyona lisanslama işlemi Tabii. için bilgi veriyorsun. Sonra sağlık kontrolü. Ondan sonra bir şekilde ama Evet. sabahleyin kalktıktan sonra gün içinde biraz zor yani. Bu akşamdan olursa haberi gelir. Sen ona ne diyordun Bir abi? soru daha o zaman ben ekleyeyim. Şimdi aklıma ne geldi? Eğer Onana'ya takım bulunursa Thiago Beşiktaş. Niye Ona biliyor musun? Çünkü Ahmet Nur Çebi
Ahmet Selim Kul'un tam orada oturuyordu 4 gün önce. Sordum hani kapattı mı Beşiktaş Ahmetler diye. Ahmetler hep burada oturuyor. Ahmet... ki başkana da selam söyleyelim burada. Ahmetleri ayırdık. Sayın Ahmet Nur Çebi tekrar teşekkür ederim kendisine. Programımıza teşrif etti. Sordum dedim hani kapandı mı transfer diye. Şöyle demişti. Eğer demişti bir yabancı oyuncu gönderirsek ki şu anda öyle bir düşüncemiz yok ama gönderirsek dedi. Böyle bir ihtimal de var. Bir oyuncu hazır demişti. Çok net hatırlıyorum. Yani hazır mı dedim gelecek olan isim. Evet. Gönderirsek hazır dedi. Thiago'nun menajeri de İstanbul'a geldi. Şimdi benim kafam İster karıştı. Kafam ya bu karıştı. Transferin son günü Thiago'nun menajerine gelmesi. Sen de boşuna sormazsın ben ona. O yüzden bana bir arkadaşım mesaj attı. Sanki Beşiktaş'la görüşmeye dedi ama ben tabii yine söylüyorum. Ben menajerlerin bu tip şeylerine oyunlarına çok fazla gelmiyorum. Yani bir iki yerden teyit etmem lazım. Son gün bugünü bulması ve burada olduğunu aleni bir şekilde göstermesi çok ilginç geldi bana. Bu arada ben de ilk başta onu dedim. Yani paylaşım çok oldu. Hani olmaya yakın bir iş olsa o kadar paylaşım yapmaz zaten. Aynen öyle. Zaten. İmzaya. Yani uğraşıyor ya işte. Ya öyle menajerler var ki. Bak imzaya atıyor. İsterse babanın oğlu olsun. Yine söylemiyor. İş tabii, bozulacak tabii, diye. Tabii tabii. Özellikle Fenerbahçe'yle çalıştım öyle oluyor. ya çok komik. Bak bu konuda diyorum ya ben kitap yazarım ya. Bak yine söylüyorum bu konuda bunlarla ilgili kitap yazarım. Aynı stüdyoda üçümüze de farklı bilgi veren. Savaş ya da... abi ne yaşıyoruz biliyor musun? Sevgili Sercan'la da yaşıyorduk şimdi Furkan'la baş. Bir menajer Beşiktaş'ta iş yapıyor. Atıyorum Sercan konuşuyor bilgi alıyor veya Furkan konuşuyor bilgi alıyor. Fenerbahçe'yle iş yapmaya başlıyor. Cevap vermiyor. Geçen zaten Serdar Dursun açıkladı. Bizim abarttığımızı düşünüyordu insanlar. Yani gizlilik bozulursa transfer bozulur gibi tehditlerle yürüdüğü için. Mesela adam Fenerbahçe'ye çalıştı mı susuyor. Söz diyor sana söyleyeceğim diyor. Sonra ben diyorum ki aha diyor o nereden duymuş diyor. Ya ben bir tane stüdyoda yine aynı bak biraz saygı duydum menajerde. Kulakları çınlasın ismini asla vermeyeceğim. Burada üç kişiyiz yine. Üçümüze de arayıp aynı ismi söylemiş üçümüze de özel diyor. Ya selam verir miyim ben o adama bir daha? Tabii. Ondan sonra diyor ki Savaşçıoğlu bana niye kızdı? Sen işlemi vermediğin için şeysin bir de bazı meslektaşlarımız var. Ne olursa olsun hala işte bir haber alacağım diye adamlarla konuşuyorlar. Sen orada aynı şeyi bana orada beni ters köşe demiyorum bak. Ya bazı insanlar var dürüstçe çıkıyor söylüyor. Evet diyor şöyle şöyle çıktığı zaman herkese aynı anda diyor, mesaj atacağım mesela. Ama sen üçümüze de aynı şeyi verip üçümüzde aynı şeyi sonra ben orada bir dakika dedim orada kızdım. Ve hala kendisine de kırgınım yani. Hababam sınıfı ben... geldi aklıma Kemal Sunal. Rahmetli öyle yapardı hatırlıyor musun? Herkese gidip söylerdi bak bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme ölünü öpeyim de ölünü öpeyim falan diye böyle bir... Ya o yüzden o yüzden yayını başladım böyle ya menajerlerin %90'ı tenzih ediyorum. Çok gerçekten işini yapanlar vardır ama Ahmet Selim de dediği gibi o büyük takımlara geldiği zaman maalesef ondan sonra bir bakıyorsun ki telefonlar kapanıyor. Evet peki şimdi açıkçası bu saat beklediğimden çok çok daha hareketli geçti. Bir sonraki saat daha da hareketli geçebilir sevgili seyirciler. Transfer raporuna devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası. Reklamların ardından sıcak gelişmeler ve Fenerbahçe'nin 6 numarasıyla devam edeceğiz. Ayrılmayın.